Değerli basın mensupları, emek ve çalışma yaşamındaki haftalık gelişmeleri değerlendirmek için bu hafta da sizlerle birlikteyim. Hepinizin bildiği üzere yarın 9 Eylül, Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olan partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü. İşgallerin ve yıkıntıların arasında milli kurtuluşun ve ulusal bağımsızlığın simgesi olan partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ebedi komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Bu fikri ve bundan sonra Cumhuriyet felsefesini ilelebet yaşatacakları da saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı diyenlere inat, Cumhuriyeti reklam arası olarak görenlere inat, kadın erkek eşitliğini hedef alanlara inat, bir kez daha 100. yılda yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere çarşamba günü orta vadeli program açıklandı. İktidar bir dönem daha söz verip de yapamadıklarını yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı. İktidarın programında vatandaşa yine işsizlik, yine güvencesiz çalışma, yine yoksulluk ve yine yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. Bakın açıklanan programda bu yıl için enflasyon öngörüsü %65 oldu. Daha bir ay önce Merkez Bankası'nın tahmini %58'di. Yılın sonunda enflasyon %70'lere çıkarsa şükredeceğiz. Bu demek oluyor ki 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi. En az 28 ay, yani 2 yıl, 4 ay daha çift haneli enflasyona tahammül etmek zorunda kalacağız. Bir başka deyişle işçiler, kamu emekçileri, emekliler en az 2 yıl, 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle hayatta kalmaya çalışacaklar. Tabii o da program tutarsa. Bu yüzden bu program orta vadeli bir ekonomi programı olmaktan ziyade emekçilere uzun vadeli bir sefalet dayatma programıdır. Programın 22. sayfasında bir ifadeye dikkat çekmek isterim. İfade aynen şu. İş kanununda sosyal taraflarla diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacaktır. Bu ifade şu demek. Açık şekilde işçilerin güvenceli çalışma hakkını bizler hedef alacağız. Değerli basın mensupları, güvence kavramı ile esneklik kavramı birbirine tezat kavramlardır. Güvencenin olduğu yerde esnek çalışmadan, esneklik kavramının olduğu yerde de iş güvencesinden bahsedilemez. AKP'nin çıkarttığı ve iktidarı boyunca defalarca değişiklik yaptığı mevcut iş hukuku, işçinin iş güvencesini tam olarak koruma altına almayan, alabildiğince güvencesiz çalışma hükümlerinin olduğu bir kanun durumuna getirildi. Şimdi soralım, işçileri daha ne kadar güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkum etmeyi düşünüyorsunuz? Bakın yine programda hedef olarak tanıtılan iki maddeye daha dikkat çekmek isterim. Programın 29. sayfasının 21. maddesi aynen şöyle. Otomatik katılım sisteminin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır. Devamla programın 31. sayfasındaki 28. maddede yer alan ifade ise aynen şu şekilde. Sosyal güvenlik sisteminde fiili ve yasal kapsamın artırılması doğrultusunda kadın, gençler, engeller başta olmak üzere çalışma hayatına kalıcı katılımı sağlamayı teminen esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacak, sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecektir. Yani iktidar sadece çalışma yaşamını değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sistemini de esnek ve güvencesiz bir yapıya dönüştüreceğini dünkü orta vadeli planla bir kez daha ilan etmiş oldu. Bir başka deyişle emeklilere
hali hazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağız diyorlar. İktidar Ali Cengiz oyunlarıyla kıdem tazminat hakkını gasp etmek için ne yazık ki yeni bir hazırlığa girişmiş durumda. Orta vadeli program bu haliyle emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı ne yazık ki açık bir saldırı programıdır. Türkiye yüzyılı diye öve öve bitiremediğiniz bir dönemde işçilere, emekçilere reva göreceğiniz program bu mu? İşçinin iş güvencesini elinden al, kıdem tazminatı hakkını arkadan dolanarak gasp etmeyi planla, üstüne bir de kamusal bir hak olan emeklilik hakkını işçinin, emekçinin elinden al, piyasaya peşkeş çek. Bir de dün Mehmet Şimşek'in ücret zamları ile ilgili söyledikleri var. Bakalım, bakın ne demiş. Ücretlere yapılacak zamlarda artık hedef enflasyon dikkate alınacak diyor. Sayın Şimşek, hedef enflasyon diyorsunuz ama kamu emekçilerine reva görülen zam hedef enflasyonun altında. Nasıl olacak bu iş? Sen 2024 yılı için %33 enflasyon hedefi koyuyorsun ama %26,5 zam veriyoruz. Ayrıca kimse kimseyi kandırmasın. Ücretlere enflasyon hedefli zam dayatması bariz bir IMF politikasıdır. İktidarı buradan uyarıyoruz. Emekçilerin haklarını hedef alan IMF'siz IMF programından derhal vazgeçin. İşçilerin, emekçilerin iş güvencesine, kıdem tazminatına ve emeklilik hakkına el uzatmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Değerli basın mensupları, 100 yıl öncesinde genç cumhuriyetimizin onca yokluk ve yoksulluk içerisinde var ettiği tüm birikimlerimiz AKP'li ile bir hiç uğruna satıldı. Her biri cumhuriyetin birer kazanımı ve değeri olan kamu işletmeleri, hisseleri ve taşınmazları özelleştirme adı altında elden çıkarıldı. Özelleştirmeler sadece kamusal varlıklarımızı yok etmekte kalmadı. Aynı zamanda buralarda emek ve alın teri döken işçilerimizin, emekçilerimizin ebeği de heba edilmiş oldu. Sümerbank, Tekel, Tüpraş, Seka, Ereğli, İstemir, Kardemir, Eti Maden İşletmeleri, Petkim, Telekom, çimento fabrikaları, petrol ofisi, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları ve daha niceleri. Sadece ve sadece 65 milyar dolara yabancılara peşkeş çekildi. Özelleştirilen milli ve yerli kurumlarımızda çalışan emekçilerimizin iş güvencesi ve güvenceli çalışma hakları da ellerinden alınmış oldu. On binlerce, belki yüz binlerce emekçimiz özelleştirmeler neticesinde ya işsiz kaldı ya da güvencesiz taşeron işçi olarak çalıştırılmaya maruz bırakıldı. Bakın, Türkiye'de hali hazırda 150 bine yakın taşeron işçisi bulunuyor. Taşeron sisteminin kendisi modern köleliktir. Bu köleliği Cumhuriyet tarihimizde ilk kez çalışma yaşamımıza sokan AKP iktidarının bizatihi kendisidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde emekçilerimizin halen düşük ücretlerle sendika ve örgütlenme hakkından yoksun bir şekilde taşeron köleliğe mahkum edilmesi, 22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının bir sorumsuzluğu ve ayıbıdır. Değerli basın mensupları, bir rakam zikredeceğim. 31.458. Bu rakam ne ifade ediyor biliyor musunuz? 22 yıllık AKP iktidarı döneminde iş cinayetlerinde kaybettiğimiz işçilerimizin sayısı. Bakın, bu rakam Türkiye'nin birçok ilçesinin nüfusundan bile fazla. Biz kiminle, nerede savaşıyoruz da bu kadar yurttaşımızı kaybediyoruz? Hangi savaşta bu kadar vatandaşımızı kaybedebiliriz? İş yerlerinde 22 yıldır işçilerimize, emekçilerimize karşı siyasi iktidar destekli bir savaş yürütülüyor. Bu savaşın başında da iktidar sahipleri bulunuyor. Türkiye'de en son SGK verilerine göre bir yılda yaşanan
İş kazası sayısı 511 bin. Neredeyse her gün 1400 iş kazası bu ülkede yaşanıyor. İktidar tarafından 2013 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkartıldı. Çıkartılan bu yasa, bırakın işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, yasanın kendisi AKP 50 ile bir şirket mantığıyla işletildi. Sonucunda ise on binlerce emekçimiz AKP iktidarının sömürü düzeninde ne yazık ki yaşamını yitirdi. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet emeğiyle geçinenlere daha güvenceli çalışabilmesi için sendika hakkını tanıdı. Emeğin son kalesi olan kıdem tazminatı hakkını emekçilere sağladı. Yine Cumhuriyet'in ikinci yarısında emekçilere grev hakkı tanındı. 1980 darbesi başta sendika ve grev hakkı olmak üzere işçilerin, emekçilerin kazanmış haklarını elinden almıştı. En büyük saldırı dalgası da AKP iktidarı eliyle hayata geçirildi. AKP iktidarda olduğu 22 yıllık dönemde kıdem tazminatı hakkını gasp etmek için defalarca girişimde bulundu. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 20 grevi yasaklayarak kendinden önceki dönemin rekorunu kırdı. Sendikasızlaştırmayı, güvencesiz çalıştırmayı, grev hakkını etkisizleştirmeyi, ücretleri baskılamayı kendisine görev bildi. Bakın bugün Türkiye'de her 100 işçimizin 80'inin iş güvencesi yok. Her defasında darbeci zihniyetle mücadele ettiğini diline pelesenk etmiş bu iktidar, iş emekçilere, işçilere gelince darbe zihniyetini kat be kat aşan icraatlara ve eylemlere girişti. Yeri gelmişken buradan bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Değerli basın mensupları, önümüzdeki günlerde metal sektöründe 100 binden fazla işçiyi ilgilendiren MES Grup toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Sendikalar geçtiğimiz hafta toplu sözleşme taleplerini içeren taslaklarını kamuoyuyla paylaştılar. Buradan iktidara sesleniyoruz. Görüşmelerde olası bir uzlaşmazlık halinde işçilerin grevlerini ertelemeyi, buralara müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Zira bu konuda sizin siciliniz epey bir kabarık. Önümüzdeki günlerde başlayacak bu süreci de bizler yakından takip edeceğiz. MES Grup toplu sözleşmelerinde metal işçilerinin ve sendikaların haklı taleplerinin arkasında olmaya, onlarla dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyetimizin 100. yılına aylık geliri 4.471 TL'nin altında olan 6.828.533 kişi ve 10 milyona yakın gerçek işsizimiz ile giriyoruz. 34,5 milyon vatandaşımızın iki günde bir sofrasına et yemeği koyamadığı, 44 milyon vatandaşımızın borç altında ezildiği, 17 milyon 49 bin yurttaşımızın evinin ısınma ihtiyacını bile karşılayamadığı bir Türkiye gerçeğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Aynı zamanda işçilerin, emekçilerin insan onuruna yaraşır bir ücret ve güvenceli çalışma hakkı için ülkenin dört bir yanında direndiği bir ortamda Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Eskişehir'de maden ocağında hakkını alabilmek için açlık grevi başlatmak zorunda kalan işçilerin, tazminatsız işten atılan agrobaysarıcılık işçilerinin, Trendyol depolarında küçülme bahanesiyle işten atılan işçilerin, 9 Ağustos'tan beri direnen Tunceli FEDAŞ işçilerinin, taban ücret hakkı için yaka paça gözaltına alınan, dövülen özel sektör öğretmenlerinin, Sputnik'te işten çıkarılan basın emekçilerinin ve ülkenin dört bir köşesinde emekçilerin hak arama mücadeleleri devam ediyor. Bizzat kendim geçen hafta partimiz adına özel sektör öğretmenlerimizin yaşadıkları sorun ve talepleri dinlemek adına kendilerini ziyaret ettim. Ayrıca 9 Ağustos'tan beri direnişte olan FEDAŞ işçilerini, küçülme bahanesiyle işten atılan 56 Trendyol depo işçisini de ziyaret ederek
hak arama mücadelelerinde destek olmaya, seslerine ses olmaya çalıştık. Bundan sonra da işçilerimizin, emekçilerimizin hak arama mücadelelerinde onların yanında onlarla omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, son olarak hem Cumhuriyetimizin hem partimizin 100. yılını kutlama hazırlığı içerisinde olduğumuz bu günlerde insanca çalışma koşullarının sağlandığı, emek sömürüsünün olmadığı güvenceli bir çalışma yaşamı için önerilerimizi bir kez daha dile getirmek istiyorum. Taşeron sömürüsüne derhal son verilmeli. Taşeron işçilere hakları olan kadro hakkı verilmelidir. Orta vadeli programda değindiğimiz tüm esnek çalışma koşullarına son verilmeli, çalışma yaşamı güvencesizlikten tamamen arındırılmalıdır. Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Grev yasaklarına derhal son verilmelidir. İş yerlerinde işçilerimizi göz göre göre ölüme gönderen bu çalışma rejimine karşı işçilerimizin bizzat söz ve karar sahibi olduğu yeni bir işçi sağlığı ve güvenliği yasası derhal çıkartılmalıdır. İşçilerimizi koruyan, tamamen güvenceye kavuşturan yeni bir temel iş güvencesi kanunu hayata geçirilmelidir. İşsizlik sigortası fonunun amaç dışı kullanılmasına son verilmeli. Fonun işsizlerin kullanımına daha çok hizmet edecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması gereklidir. Kıdem tazminatından yararlanma şartları yeniden ele alınmalı, tazminat hakkı için süre kısıtlaması kaldırılmalı, tazminat hakkı tüm işçilerimizin rahatça erişebileceği bir hak olmalıdır. Emekçilerimizin sırtındaki vergi yükü hafifletilmeli, bu kapsamda vergi dilimleri ücretli çalışanlarımız lehine yeniden düzenlenmelidir. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza katılım gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir kez daha partimizin ve Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyorum.